Şimdiye kadar basit zincirler ve karbon halkalarıyla uğraştık. İşler biraz daha karmaşık hale geldiğinde ne olduğunu düşünelim biraz. Bir molekül çizelim ve bunu nasıl adlandıracağımızı düşünelim. Şu şekilde çizelim. Burada basit zincir yok. Molekül bir noktada dallanıyor. Bu durumda yapabileceğimiz şey moleküldeki en uzun zinciri bulmak. Bakalım hangisi? Buradan başlarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 karbon olur. Buradan başlarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karbon olur. En uzun zinciri aradığımıza göre bu olacak. Farklı bir renk kullanalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karbon var. Burada en uzun zincirde 9 karbon var. Bunu molekülümüzün ve adlandırmamızın omurgası olarak görebiliriz. 9 karbon yani bir nonanla karşı karşıyayız. Hatırlarsanız 9 için non alkan olduğu için an ekini kullanıyoruz. Buradakilerin hepsi tekli bağ. Şimdi burayı ne yapacağız? Zincirden çıkan bu şey nedir? burada zincire bağlı bir karbon var değil mi? Bu karbon zincir üzerindeki bir karbona bağlı. Tüm molekülü çizmek isteseydik buraya bir karbon çizerdik ve 3 hidrojene bağlı olurdu. Ancak bunlar açıkça çizilmemiş. Peki buradaki şey nedir? Tabii ki karbon. İçinizden metan demek gelebilir fakat metan değil çünkü diğer şeylere bağlı. Fakat met örnekini kullanmak doğru olacaktır. Burada met ön ekini kullanabiliriz. Buraya bir karbon dedik. Burada da met ön ekini kullandık. Fakat burası ana zincir olmadığı için ona eklendiği için metan değil metil yazarız. Yazalım. Metil. Bu ana zincirden dallanarak ayrıldığı anlamına geliyor. Yani o zincire eklenmiş gibi düşünün. Burada düşünmemiz gereken bir şey daha var. Buna metil nonan diyebilirdik. Hemen yazalım. Fakat yalnızca metil nonan demek yanlış olur. 9 karbonu yapıyı yine çizelim. Evet, nonan oldu. Metil de burada. Aynı rengi kullanalım. Peki şu şekilde olsaydı nasıl olurdu? Metil grubu burada değil de diyelim ki burada olsun. Bu ikisini nasıl adlandırırdık? Bu isim metil grubunun bu karbon üzerinde burada olması, bu karbon üzerinde de burada olması arasındaki farkı ortaya koymuyor. Bu durumda en uzun zincirdeki karbonları numaralandırırız. Ama nasıl? Tabii ki metil grubu olası en düşük sayıya bağlı olacak şekilde. Bu zincir numaralandırmanın iki muhtemel yöntemi vardır. Buradan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyebilirdik. Ardından metil grubunun 7. karbona bağlı olduğunu söylerdik veya zincirin bu tarafından numaralandırmaya başlayabiliriz 1 2 3 yani 3. karbona bağlı olurdu ve 4 5 6 7 8 9 diye devam ederdi metil grubuna en yakın olacak şekilde numaralandırmak lazım o zaman buradan başlarız yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu durumda molekülümüz yalnızca metil nonan olmazdı. İyice belirtelim. Evet, 3 metil nonan olurdu. Çünkü metil grubu CH3 nonan zincirindeki 3. karbona bağlıdır. Yani buradaki 3 metil nonandır. Bunu çizime göre buradaki nedir? Yine elimizde bu nonan zinciri var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Metil grubu olası en düşük numaralı karbona gelecek şekilde numaralandırmak lazım. O zaman bu uca, bu uçtan daha yakın olacak. Hemen yazarsak 4'e denk geldiğini görüyoruz. Numaralandırmaya devam edelim. 5 6 7 8 9. Bu 4 olacak. Ardından metil grubumuz gelir. Yani 4 metil nona. Şimdi diğer yoldan gidelim molekülün adıyla başlayıp formülünü çözmek istediğimizi varsayalım. Bu sefer işler biraz daha zorlaşabilir ama olsun. Yine de biz yaparız. Bakalım elimizde ne var? 2 propil heptan var diyelim. Bunu nasıl parçalarına ayıracağız? İlk olarak bunun bir alkan olduğunu görüyoruz. Hepsi tek bağ. Heptan da en uzun zincirimizi ifade ediyor. Hatırlarsanız hept 7 için kullandığımız örnekti. Dediklerimizi yazalım. Bu bize bağların hepsinin tek bağ olduğunu söylüyor. Çift bağ olsaydı en olurdu. Üçlü olsaydı da in olurdu. Evet, hept bize 7 karbon olduğunu söyler. Peki bu 2 propil ne anlama geliyor? Prop öneki neydi? Metil 1, etil 2, propil 3, bütil 4'tür. Yani bu 3 karbonlu bir grup. İkinci karbona bağlı olacak ve karbon, heptan üzerinde. Heptan zincirini çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonumuz var. Karbonları numaralandırırsak, ikinci karbonda bir propil grubu bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonumuz var. Propil grubunu çizeyim. 3 karbonlu grubumuz var. Ve buradaki ikinci karbona bağlı. 2 propil heptan molekülü böyle. Daha zor gibi görünen bir tane daha yapalım. Elimizde 6 bütil tetra dekan olsun. İlk gördüğünüzde biraz göz korkutucu gelebilir. Fakat parçaları ayırdığınızda gayet mantıklı bir hale alıyor. Yine burada an var. Yani tüm bağlar tek bağ. Bu tetradek nedir? Dek 10'du. Tetra ise 4. 10 artı 4'ten 14 oluyor. Tetradek. 14'müş. Demek ki elimizde 14 karbonlu bir zincir var. Bunu çizelim. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 karbonlu zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 olarak numaralandırırsak, 6. karbon bütül grubu olacaktır. 6. karbon burada. Metil 1, etil 2, propil 3, bütil 4 demiştik. Elimizde 4 karbonlu bir grup var. Bunu pembeyle çizebiliriz. Bu 4 karbonlu bir grup. Alkil grubu dersek başka bir şeye bağlı olduğunu belirtmiş oluruz. 6. karbon üzerinde 4 karbonlu bir grubumuz var. Şu şekilde çizelim. 1, 2, 3, 4 tane çizik. İşte bütünümüz ve 6. karbona bağlı. Molekülümüz böyle. Şimdi size bir soru sorayım. 6 bütil tetradekan görebilme ihtimaliniz var mıdır? Şu şekilde yeniden çizeyim. Bütil burada olacak. 1, 2, 3, 4. 9 bütil tetradekan görebilir miyiz? Böyle yazıldığını görür müyüz yani? Tabii ki az önce çizdik ya diyebilirsiniz. Ama aslında bu şekilde yazıldığını çok görmeyeceksiniz. Çünkü bu şekle sahipse daha iyi bir numaralandırma yöntemi vardır. Genelde bu uçtan başlamak yerine bu uçtan başlanır. Yani 9 bütil tetradekan yerine diğer şekilde numaralandırmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyebiliriz. Bu da aslında 6 bütül tetra dekan olur. İşte 6 karbon. Yani soldan başlayıp bunu 9. karbon yapmak yerine başlangıç yönümüzü ilk grup için en düşük numara denk gelecek şekilde seçmeliyiz.